Sevgili SRT televizyonu izleyenlerimiz, bir can bir organla hayat buluyor ve organ nakli haftasında vatandaşlarımıza röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Organ nakli haftası, organ bağışı kampanyalarında neler söylemek istersiniz organ nakli ile ilgili? Yani çevremizde de duyuyoruz organ nakli ile ilgili, haberlerde de takip ediyoruz. Yani organ nakli bence çok önemli bir şey. İlerleyen zamanlarda ben de düşünüyorum organlarımı bağışlamayı. Yani bunu ciddi anlamda söylüyorum. Çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. Yani her insanın başına gelebilecek bir şey olarak düşünüyorum. O yüzden tavsiye ediyorum. Bütün herkese. Rica ediyorum. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Burada annemin bypass ameliyatı oldu. Eniştemin bypass ameliyatı oldu. İlgililer, duyarlılar. Ondan dolayı bu hastaneyi tercih ediyoruz. Tekrar şimdi rahatsızlandı. O yüzden buradayız. Yine buradayız. Peki, tercih eder misiniz hastaneyi? Tabii ki, tabii ki. Avrasya Hastanesi'ni tercih de ederim. Yani tavsiye de ederim. Peki, neden tavsiye edersiniz? Neyi tavsiye edersiniz? İlgililer, fiyatları normal. Yardımcı oluyorlar, ilgileniyorlar. O konuda güzeller, gayet iyiler, temizler. Sağlık noktasında da taviz vermiyorlar. Sağ olsunlar. Yani iyileştirmeden çıkarmıyorlar, öyle söyleyeyim. İlk defa gelmiyoruz buraya. Hastalığınız, rahatsızlığınız nedir? Hastalığım, hanımın hastalığı şeker. Şeker. En kötü şeker. Evet. Şimdi baş dönmesi yaptı şeker. Evet. Tansiyon yükselince öksürük büklük iyice fenalaştı. Bu hafta tamamen hastanede uğraştık, tamamen. İşte şimdi son. Bakalım. Al işte. Evet. Şimdi son teklifler yapılıyor. Son. İşte bitti. Evet. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Bütün tedavinizi bu hastanede mi yaptınız? Evet. 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 Bu hastanede yapıyoruz. Neden burayı tercih ediyorsunuz? Vallahi evimiz yakın. Bir de yaş itibariyle. Mesela benim yaşım 80. O da ona yakın. Ve doktorları tanıyoruz. Doktorlarımıza devamlı aynı doktor. Memnunuz. O yüzden devamlı tercih ettiğimiz yer burası. Memnuniyetten geliyoruz. Evet, 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 evet. Aile doktor musun burası? Yok, aile doktor. Aile hastanesi, evet. Aile hastanesi diyebiliriz. Evet, evet, aile hastanesi. Artık çünkü doktorlarla çünkü, böyle güzel bir... Çünkü sadece biz değil. Evet, birlikteliğiniz var. Benim 3 ev daha var. Olduğu gibi tamamen buradayız. Eşim ameliyat oldu bugün. Öyle mi? Geçmiş evet, evet, sağ olun, sağ olun. İşte oraya geldik. İşte yarın nasipse çıkacağız. Bugün neden ameliyat. Neden hastaneyi tercih ettiniz peki? Hem doktorumuz buradan, daha önce tanış olduğumuz doktor, hem de iyi bir hastane olduğu için geldik buraya. Tavsiye üzerine mi geldiniz? Yani daha çok doktorumuzu tanıyorduk. Doktorunuz. Daha önce de gidip geldik. Burada hatta birkaç tane de çocukluğumuz oldu, yakınlarımızın, şeyimizin. Tabii oradan aşinayız birazcık, evet, evet. Ama öncelikle doktorumuz Hasan Lice Bey. Evet. Ona da bu arada teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat geçirdi. Geçirdik. İşte bekliyoruz şu anda. Gelen giderimiz oluyor işte, ziyaret edenler. Gidiyoruz, geliyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani rahat bir hastane. Rahat, rahat, rahat. Rahat ediyorsunuz. Tabii rahat, rahat. Her yönüyle rahat. Temiz, ortam temiz. Hemşerilerin, hasta bakıcıların sorumluluğunda, yani bilincindeler. Evet, sevgili SRT televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda bu hafta organ bağışını konuşacağız. Ve organ bağışı haftasında vatandaşlarımız, halkımız ne kadar bilinçli organ bağışı ile ilgili, organ nakli ile ilgili neler söyleyecekler vatandaşlarımızdan dinliyoruz efendim. Yaş sınırı olmaksızın herhangi bir özel hastaneye ya da araştırma hastanelerine gidip organ bağışında bulunabilirler. Ben bunu çok seneler önce yapmış bulunuyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Çok önemli bir konu ve hassas bir konu. Evet, evet. %90 benim yaptığım araştırmalarda %90 canlı bağışçılar oluyor. %10'sa vefat etmiş, kadavra niyetinde oluyor. Bu sayıyı hep beraber arttırmak bizim elimizde. Lütfen herkese buradan çağrıda bulunalım. Evet, sizler çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şu anda bulunmuş olduğumuz hastanede Avrasya Hastanesi. Evet, evet. Avrasya Hastanesi'ne şöyle baktığımız zaman hizmetlerini... Ben Tuzla'da oturmama rağmen Zeytinburnu Avrasya Hospital'ı tercih ediyorum. Çok güler yüzlü personel, çok çok önemli hocalar, profesörler bulunmakta. Gerçekten ikinci bir evim diyebiliriz burası için. Sağlıkta hiçbir şey, ne verirseniz verin, sağlık gibi de. Kesinlikle her şeyin
başı sağlık. Hepimiz biliyoruz bunu. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Zafer Kızmaz, Fatih'te oturuyorum. Yaklaşık 10 yıldır biz de bu hastaneyi tercih ediyoruz. Çocuklarımızın doğumu falan burada gerçekleşti. Şimdi de kayınpederimizin tedavisi için buradayız. Organ nakliyle alakalı, yani şöyle, gerçekten evet, ihtiyacı olan insanlara organ bağışı yapmak gerekiyor. Hayatını son bulduktan sonra karşı tarafın hayatını kurtaracaksanız eğer, bence gerekli. Yaptınız mı derseniz hayır yapmadım ama düşünüyorum, evet doğru. Yapacağız. Avrasya Hospital'a yıllardır geliyoruz dediniz ve Fatih'te oturduğunuzu söylediniz. Neden peki bu hastaneyi tercih ediyorsunuz? Ya şimdi şöyle, önceden biz bu bölgede oturuyorduk. Daha sonra bırakamadık. Yani iki çocuğum da burada doğdu, dünyaya geldi. İşte eşimin kendi hastalığı, benim kendi hastalıklarım, çocuklarımız. Ve sonradan da kayınpederimizi buraya getirdik. Ya doktorlar iyi. Ya bütçe dahilinde geliyoruz. Güler yüz, hizmet var. Derdimizi anlatabiliyoruz. Çözüm gerçekten hani o slogana uyuyor. Şifa kapısı, şifa kapısı. Yani gerçekten öyle. Kayınpederimle mesela ciddi anlamda yol aldık. Ya inşallah daha iyi olacak. Cevap verdi. İnşallah daha iyi olacağını zaten doktorlar da söylüyor. Memnunuz. Memnun olduğumuz için buraya geliyoruz. Evet sevgili SRT televizyonu izleyenlerimiz, organ bağışı haftasında vatandaşlarımızın düşüncelerini alıyoruz. Neler söyleyecekler organ bağışı ile ilgili? Evet efendim. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, organ bağışı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yani organ bağışı hayat kurtaran bir şey. Yani insanlar için güzel bir şey yani. Duyarlı olmak lazım insanlar, yani vermek lazım, güzel bir şey bence. Yani yaşarken organlarımız gerekiyor. Yani bir sürü hayat kurtarıyor yani. Bence verilmesi lazım. Ve sırada bekleyen milyonlarca insan var. Yazık mı yani? Peki biz bunun farkında mıyız? Yani organ bağışının bilincinde miyiz? Ama bunu her kişi bilincinde değil tabii. Değil. Yani bunu gündeme getirmek gerekiyor. Şimdi mesela babama sorsan belki de bağışlamam der yani, ama bence bağışlamak güzel bir şey. Hayat kurtarıyor yani sonuçta. Hayat kurtarıyor. Yani küçük, yani mesela bizim torunumuz var mesela. Benim torun tedavi görüyor mesela. Ona mesela organ bağışı gerekecek mesela. Birisi verse tabii ki biz memnun oluruz yani. O yüzden iyi bir şey. Hepimizin duyarlı olması lazım. Evet, yani zamanında organlarımızı bağışlamamız gerekiyor. Tabii, yarın olacağımız hiç belli değil. Evet. Hepimizin başına gelebilir yani. Araba kullanıyoruz, kaza yapabiliriz, bir şey olur yani, Allah muhafaza. Bize de lazım olabilir. Onun için herkesin bu işe duyarlı olması lazım. Evet, bu kampanyada mutlaka hepimizin duyarlı olması gerekiyor diyorsunuz. Evet. Peki efendim, şu anda bulunmuş olduğumuz hastanede Avrasya Hastanesi. Sizler de burada ziyaret için bulunduğunuzu belirttiniz. Hasta yakınıyız. Hasta yakınsınız. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Ya şimdi şöyle bir şey, burası hani hakikaten hastalarla çok güzel ilgilenen bir hastane. Biz memnunuz yani. Doktorlarından olsun, bakıcılarından olsun, biz çok memnunuz. O yüzden burayı tercih ettik. Burada tedavi görüyoruz. Peki tedavi görürken burada doktorlardan, hasta bakıcılardan, hizmetlerden memnun? Çok memnunum. Çok güzel. Güzel hizmetleri var. Hizmetler. Tavsiye edersin. Evet, tavsiye ederim tabii. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun. İsmim Aydın Yurt. Evet efendim. Göz için geldik buraya. Amcamlar merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Organ nakli haftası. Organ naklinin önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Valla şimdi bütün insanlar aslında organ nakline sıcak baksa, bütün yani da uyarlı olsa daha iyi olacak. Ama bizim millet tabii öyle şeyi öngörmüyor. Yani şimdi desek ki organ nakli ben yapar mıyım? Ne bileyim, düşünüyorum yani aslında. Ama ailem verir mi vermez mi onu da bilmiyorum. Tabii hayat kurtarıyoruz karşılığında. Şu anda milyonlarca insan organ nakli için sıra bekliyor. Tabii işte onlara umut oluyor. Ama gel gör ki işte insanlar biraz sağduyulu değil. Yani gönlüm istiyor ama ailem ne der onu bilmiyorum. Yani herkesin de böyle organ nakli duyarlı olmasını da istiyorum yani. Peki ben şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Peki bu hastaneyi tercih etmenizdeki etken neydi? Neden buraya geldiniz? Kaliteli, temiz, düzgün. Evet. Daha duyarlı. İnsanlara daha biraz daha düzgün yaklaşıyorlar. Oradan daha iyi yani. Oradan seviyoruz burayı. O yüzden tercih ediyoruz, evet. Yani iyi bir hastane. Tavsiye ederim herkese.
Önce ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olasın ablacığım. Malatyalıyım. İsmim Mehmet Yurt. Ben askerde bu organ naklini orada o zaman bize şey ettiler. Göğün isteyen gelsin. Evet. Bağışlasın dedi. Ben de çıktım. Bağışladım. Organlarınızı bağışladınız. Peki çok güzel. Birçok şu anda organ nakli bekleyen hastalarımıza da ümit olmuş. Peki şu an Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden burayı tercih ettiniz peki efendim? Gözde biraz rahatsız oldum. Evet. Geldim burada. Doktor hemşerimiz. Çok iyi bir doktor yani. Evet. Onun uçunda da oradan baktık buraya geldik. Nereden geliyorsunuz? Malatya'dan geliyorum. Malatya'dan geldiniz. Evet. Malatya'dan Avrasya Hastanesi'ne tedavi görmek için. Tedavi görmek için geldim evet. Yani o kadar kilometre yol. 1000 kilometre yol geldik. 1000 kilometre yol. Aynen öyle. Sizi buraya çekti getirdi. Evet. Çünkü memnun kaldığınızı söyledi. Memnun kaldık. Yani gözüm lazerini alınacaktı. İlaç tedavisine işi bitirdi. Evet. Hocam. Şimdi bir kontrole geldim, son kontrol. Ameliyattan kurtardım. Ameliyatta kurtuldum evet. Peki tavsiye eder misiniz bu hastaneyi? Elbette tavsiye ederim yani. Efendim geçmiş olsun. Eyvallah sağ olun. Evet organ nakli haftası. Organ nakli haftası ile ilgili neler söylersiniz? Vatandaşlarımız organ, ne kadar duyarlı? Organ nakli haftasına teşekkür ederim. Herkesin duyarlı olması lazım. Herkes kendine göre başvurup organlarını bağışlaması lazım. Çünkü yoğunluk çok, insanlarımızda rahatsız olanlar çok, huzursuz olanlar çok. Yaş geçti miydi? Yahut da bir kazada şundan bunlar lazım oldu muydu? Ondan ona nakli isteniyor. Yaşam için güzel bir şey. Yaşamak güzel bir şey. Ama duyarlı olmak lazım. Herkesin organ bağışlamasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum size. Evet efendim şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettin? Valla Malatyalı dostum geldi beni de aldı dedi böyle böyle. Ben de gözlerinden rahatsızım. Onun için geldim. Göz doktorunu çok met etti. Onun için geldim. Ben de gözlerimi baktırıyorum. Tavsiye üzerine geldiniz. Aynen tavsiye üzerine. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki tavsiye. İçeriye girdiğiniz zaman? İçeri görünüm güzel. Çok temiz bir hastane. İyi bir hastane. Görünümde öyle bir izledim. Hani hastanenin bakımı, iş, çalışma şekilleri temiz. Sündüz Karakaya ben. Sündüz Hanımcığım şu anda organ nakli haftasındayız ve bizler de organ nakli ile ilgili izleyenlerimizi bilgilendiriyoruz. Peki organ nakli ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bir organ bir can demektir. Herkesin bu yönde daha duyarlı olmasını isterim tabii ki bir vatandaş olarak. Organlarımız çürümesin, hayatta can versin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'ni neden tercih ettiniz? Neden? Doğum nedeniyle buradayım. Evet kısa bir süre sonra doğru olacak inşallah. Teşekkür ederim. Bu nedenden dolayı buradayız. Biz de organ bağışı için duyarlı vatandaşlardan biriyiz. Doğum sonrası ya da öncesi inşallah şu an sıkıntılı bir süreçteyiz. Biz de organ bağışı için inşallah gidip başvuruda bulunacağız. Çok güzel bu kampanyaya dahil olacağız. Evet inşallah. Öncelikle tabii Allah kurtarsın. Amin cümlemizi inşallah. Kısmeti bol olsun bebeğim. Teşekkür ederim. Peki neden de burası? Gittiğimiz üzerine mi geldiniz? Eski bir doktor buradaydı zaten. Kendisi gitmişti. Başka bir hastanede yeni doğan prematüre yoğun bakım olmadığı için burayı tavsiye ettiler. Ailemizden de burada doğum yapanlar oldu. Ablam, yengem vesaire. Biz de o nedenden dolayı buraya geldik. Memnun kalmışlardı. Evet zaten ailecek buradalardı. Hastaneye geldi. Nasıl gördünüz şu anda baktığınız zaman bir bayan gözüyle? Nasıl temiz mi? Tabii ki. İlk önce ben temizliğe önem veriyorum. O önce o başta geliyor. Anne baba seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum babası. Evet. Tabii tecrübeli. Evet. Geçmişten tecrübesi var. Peki nasıl ilgi alakanız anacığım? Hastanedeki ilgi sizlere olan... Memnunuz biz. Ailece. Evet. Ailece memnunuz. Evet. Buradan. O yüzden de bu hastaneyi tercih tabii ki. Kızlarınız da doğumlarını burada yaptı. Evet. Benim kızım iki doğum burada yaptı. Bu da Allah izniyle yapar. Evet. Eltim yaptı. Ben kendim onun yanında kaldım. Hem de iki doğum. Evet. İki doğum yaptı burada. Ben kendim yanında kaldım. Ben çok memnun kaldım yani. Evet.
sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, bu haftada Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Şifa Kapısı programımızda organ bağışı ve organ nakliyle ilgili vatandaşlarımızın düşüncelerini aldık. Ve bu arada da tabii kıymetli hocamızdan da bilgiler aldık. Bilmediğimiz konuları kendisi bize bilgilendirdiler. Çok teşekkür ediyoruz değerli Mecde hocamıza. Evet, siz değerli SRT Televizyonu izleyenlerimize ise Şifa Kapısı programından ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.